أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Ve bis senedil muttasil ve nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal eddu hakkal mecalis üzkürullaha kethira ve erşidu essebil ve guttu el absar sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhimussalavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, ashab etbaları Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihali dar baka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu civarda metfum olunan evliya, ulema, suleha, şüheda, mümin, münatın bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteva sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Eddu hakkal mecalis. Meclislerin hakkını verin. Meclislerde sizden ne isteniyorsa onu yapın. Dinen, örfen, meclis denilen yerlerde sizden ne isteniliyorsa onu yapın, hakkını verin. Resul-i Ekrem Efendimiz böyle buyurunca sahabe-i kiram buyurdular ki وَمَا حَقُّهَا Meclislerin hakkı ne ya Resulallah? Neyi kastediyorsunuz? Ne yapmamız lazım? Üzkürullâhe kefîrâ. Meclislerde Allah'ı çok zikrediniz. Allah'a zikretmek, Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, tefekkür etmek, onun tefekkürüne aracı olan, vesile olan şeyler yapmak, Allah demek. Subhanallah demek, La ilahe illallah demek, salavat getirmek, ilim meclisleri, fıkıh, tefsir, hadis, dersleri, böyle Allah'ın rızasını kazandıracak konuşmalar, işler, bunlar, böyle şeyleri çok yapın, çok yapın. Neden? Neden? Bu meclisler sizlere şahitlik edecekler. Yeryüzünde her şey insana şahitlik edecek. Şu anda hadis okuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurlu sözlerini sizlere aktarıyoruz. Zikir meclisidir bu. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre Tekasür suresinde ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Her nimetten mutlaka mutlaka hesaba çekeceğiz. Soru soracağız. Siz onlardan sorumlusunuz. Hayat Allah'ın insanlara verdiği bir nimettir. Bu nimeti saniyesi saniyesine nerede kullandın? Nerede tükettin? Hayat boyunca ne yaptın? Sonunda bana ne getirdin? Bütün bunların hesabını vereceğiz. Her saniyemizin hesabını vereceğiz. Her nimetin hesabı verilince her saniyemizin, her nefesin hesabını vereceğiz. Nefes almadan yaşayamayız. Bir nimettir. Aldığımız nefesi vermezsek patlarız. O da bir nimettir.
Öyleyse bir nefes almak vermekte iki nimet vardır. Şimdi hiçbirimiz 24 saatte ne kadar nefes aldığımızı saydık mı? Her nefes bir nimet olduğuna göre, her nimetin hesabını vereceğimize göre, acaba sırf nefes almaktan dolayı ne kadar borcumuz var Allah'a? Teşekkür borcumuz var. Hiç hesap eden oldu mu? Evet. Hayatımızın her anı işte böyle Allah Celle Celaluhu tarafından bize sorulacak. Nerede geçirdin? Hangi yolda bu nefesleri tükettin diye. Böyle ilim meclislerinde de güzel Allah'ın ilmini öğreniyorsunuz. İnsanlara yararlı şeyler öğreniyorsunuz. Meclislerde oturduğunuz zaman şimdi meclis oturuyoruz. Allah'ı, Resulullah'ı hatırlıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Ama bu iyi. Burada tükettiğimiz nefesler, bunun benzeri meclislerdeki nefesler iyi. Bunlar, bu tükettiğimiz nefeslere bulunduğumuz yerdeki eşya, insanlar şahitlik edecek. Birbirimize şurada, şu tarihte, Süleymaniye Camisi'nde hadis dersi dinledik diye, ben de vardım diye şahitlik edeceğiz yarın biz hepimiz birbirimize. Siz hiçbiriniz olmasa bile kıra bayıra gitseniz, orada bir yerde vakit geçirseniz, otursanız, kalksanız, oradaki eşya, sizden başka burada mesela kitap var, saat var, taht işte, kürsü var, halılar var, lambalar var, her şey var. Burada ne varsa sizin burada olduğunuzu hepsi siz olduğunuza şahitlik edecek. Şahitlik edecek. İşte onun için Allah çok zikredin de zikre şahitlik etsinler. Zikre, iyiliğe şahitlik etsinler. Hep zikir meclisi olmuyor ya, değil mi? Bazen de içki meclisi oluyor. Bazen de anarşist, insanları ateşe verme, evleri yakma, yıkma, öldürme meclisleri oluyor. Bunların konuştuğu meclisler oluyor. Hırsızlık meclisi oluyor. İşkence meclisi oluyor. Yalan meclisi, dedikodu meclisi oluyor. Bunlara da bulunduğumuz yerdeki eşya şahitlik edecek. Eğer bir insan her yerde, yalnız camide değil, dışarıda, kırda bayırda, her yerde Allah'ı zikrediyorsa böyle, Allah'ı tefekkür ediyorsa, hayırlı işler yapıyorsa, oradaki mesela toprak, oradaki ağaç, oradaki kuş, oradaki ağaç, taş, toprak, hepsi onun dostu olacak. O da istiyor üstümde bir dualı, zikirli insan dolaşsın, otursun, kalksın. Mesela şöyle kayıtlar var. Cünüp adam toprakta giderken toprak diyormuş, basma, çabuk geç sırtımdan. Öyle der diyor. O da temiz insan istiyor. Kötülük yapıldığı zaman o da Cenab-ı Hakk'a diyor ki, bunların hakkından gel ya Rabbi. Ben bunların şeyine ortak değilim. Öyle söylüyor ama bizim kulağımız duymuyor. Duyanlar var. Duyanlar var. Bunları bilerek Peygamberimiz uyarıyor işte. Meclislerin hakkını veriniz. Şimdi meclisler insanlara şahitlik edecek. İyi kötü. Tabii iyi insan, her yerde böyle güzel zikirler, güzel işler yapan insan için nerede bulursa bulunsun şu cami, kırda bir yerde oturmuş, namaz kılmış, dua etmiş, tesbih çekmiş, güzel şeyler yapmış. Orası öldüğü zaman arkasından ağlayacak. Allah'ın bu kulunu işlerini kolaylaştır, onun günahlarını affet diye. Bir de tersine var. Evet öyle diyor. Ne kendi etti rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Şair öyle diyor ya. Bir de öyle cinsten adamlar var. Herkesin illallah dediği, yakas ittiği, yerin, toprağın, ağaçların bile gözüm görmesin, gelmesin benim yanıma, bu lanet işleri burada yapmasın diye dedikleri insanlar var. Kur'an-ı Kerim'de وَمَا بَكَدْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ
Böyle adamları da hiç ağlamaz, sema ve arz ağlamaz. Hiçbir şey, oh kurtuluverdik derler. Allah bizi her şeyin arkasından dua ettiği, ağladığı, biz dostumuzu kaybettik dediği güzel insanlardan eylesin inşallah. İşte bunu bilesiniz. Ömür sayılı saniyelerden ibaret. Bu saniyelerin hesabını vereceğiz. Meclislerin hakkını veriniz. Çünkü oradakiler şahitlik edecek. Allah'a zikretmeniz, Allah'ın zikri işe yaramaz laflardan, davranışlardan sizi alıkoysun. Fırsat bulamayın. Boşluk yapmayın. Biliyorsunuz kötülük boş insandan, işsiz insandan gelir. Çalışan, bir şeyle meşgul olan adam kötülük yapmaya fırsat bulamaz ki. Onun için herkese iş vermek lazım. İş bulmak lazım, meşgul etmek lazım. Askerde mutlaka askeri meşgul ederler. Şu taşı şuraya götür, ertesi gün oraya götür, ertesi gün oraya götür. Böyle şey olur mu ya? Olur yahu. Askeri meşgul edeceğiz. Çünkü boş kalırsa kavga eder birbirine. Tam böyle fiziki güçlerin en çok olduğu ya çağdır o. Onun için onu meşgul ederler. Hem yorarlar deşarj olsun diye, hem de böyle kavga etmesinler diye, ortalığı yakıp yıkmasınlar diye. Mantık budur. İnsanoğlu da böyledir. Boş kalınca ya iki çenge çalıverelim der, dedikodu yapar. Nefesler dedikodu yapmaya harcanır. Ya iki tek atı verelim der, meyhaneye gider. Nefesler içki içmekte harcanır. Hep ömür denilen sermayeden kullanıyoruz. Bunu her yerde hatırlayalım. Nerede olursak olalım, iyi işler yapalım ki bu iyi işlerle meşgul olalım ki bu meşguliyetimiz Allah'a zikretmemiz, tefekkür etmemiz, Allah'ın rızasını kazandıracak şeyler yapmamız, yararsız şeyler yapmaktan bizi alıkoysun. Ve erşidu es-sebil. Meclisler. Tabii caminin içinde meclis bu. Ama devleti idare edenlerin bulunduğu yerde meclis. Adı meclis. Ama bu da meclis. Bir de kahvelerde oturmak da meclis. Oturuyor böyle bir masanın etrafında halka oluyorlar. Oo neler konuşuyorlar. Tavla zar atarken etrafına kaç kişi toplanıyor. O da meclis. Hep bunları düşünün. Bir de köylerde daha çoktur. Şimdi buralarda da var da bizde damardı derler. Bir evin arkasında, yolun kenarında insanlar otururlar orada. İki tıkırdaşalım diye. Eskiden orada öz deriz biz. Bir uzun şeyler, ağaçlar falan atarlardı. Onların üstüne otururlar. Güneşe, kışın, yazın gölgeye, yolun kenarına otururlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada ona da işaret ediyor tabii. Erşidü sebil. Doğru yolu, dost doğru yolu gösterin. Mesela yol kenarında oturuyor. Anadolu'dan geldiği belli, İstanbul'un bir semtinde oturuyorsunuz 3-4 arkadaş. Meclis o. Oradan geçen bir adam sağa sola bakıyor, belli ki yabancı. Ne arıyorsun kardeşim diyeceksin. Yardımcı olabilir miyim diyeceksin. Onu istediği hedefe, güzel yola delalet edeceksin, aracı olacaksın. Bu Müslümanlığın gereğidir. İşte bak Peygamberimiz emir veriyor. Erşidü sebil. Müslümanlık bu. Müslüman birbirinin kardeşi. Yardım edecek. Evet. Maalesef burada da olur. Köylerde, kasabalarda, Anadolu'da otururlar böyle damartlarına. Orada toplanırlar, birbirleri şakalaşırlar filan. Dedikodu yapmadıktan sonra bir şey demiyoruz da, dedikodu yaptı mı saniyeler aleyhe çalışıyor. Orada güzel şeyler konuşuluyorsa insandır. Birbiriyle konuşmak ihtiyacındadır. Yani ölçüleri
kuralları çiğnememek lazım, ölçüyü kaçırmamak lazım. Doğrudur da şimdi orada bir kadın o yoldan geçecek. Herkes ona bakıyor. Ne oldu şimdi? Meclisin hakkı. Meclisin hakkı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada hep söylüyor. Vaguttul absar. Gözlerinizi indirin aşağıya. Yoldan gelip geçenlere bakmayın. Elin kızına, karısına bakmayın. Boyu ne kadar, kilosu ne kadar, şişman mı, zayıf mı, ölçü yapmaya gitmeyin. Çünkü gözünüz görürse bunlar arkasından hemen gelir. Vaguttul absar. İndirin gözünüzü aşağıya. Bakmayın yoldan geçenlere. Eğer oturacaksanız, oturacak zaman yok da, saniyelerin hesabı verilecek de, hani oturacaksanız, ki öyle demişler Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i Münevvere'de Aliye deniyor, serin yer var. Şimdi orada evler, köşkler yapılmış, artık Medine genişlemiş, büyük şehir olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, orada mesela İbrahim, oğlu İbrahim doğduğu zaman oraya göndermiş Maria anamızı. Orada rahat etsin, serinlesin diye, hasta olmasın diye. Ama ölüvermiş. Orada ömrü o kadarmış. Aliye var Medine'de. Oradakiler demişler ki ya Resulallah, biz insanız. Azıcık tıkırdaşma ihtiyacımız var, konuşma ihtiyacımız var. Bu meclissiz edemeyiz ya Resulallah. Onun üzerine öyleyse demiş. O zaman söylemiş bu hadisi. Meclislerin hakkını ver. Verin öyleyse meclis. Demişler meclislerin hakkı nedir ya Resulallah? Damların, duvarların dibinde oturduğumuz zaman bu hakkı nedir? İşte o zaman söylemiş bunu. Bir, Allah'ı çok zikredin. İki, yabancı bir şey bilmeyen kimselere yolunu gösteriverin. Ona rehberlik edin. Üç, gözlerinizi yere indirin. Elin karısına, kızına bakmayın. Yanlışlarını aramayın. Aramayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları söylemiş. İşte köylerde şimdi 10 tane cadde yok ya, nihayet bir köydür, bir kasabadır. Şu evden anasını ziyarete gidecektir, babasını, kardeşini ziyarete gidecektir. O kadıncağız o yoldan geçmek zorundadır. Yazık, orada bir sürü 15-20 tane adamın toplandığını görünce basacağı yeri şaşırır zavallı. Edepli Müslüman kadını edepli hayalı olur. Bakıp da aa, bir de böyle veya ayağını tökezledi mi kahkahayla falan sakın gülme. Yanlış bakmayacaksın. Sen bakıyor canavar gibi bana bakıyorlar diye zavallı yürümesin şaşırıyor. Nereye gideceğini şaşırıyor. Evet, duvar kenarlarında, yol kenarlarında oturduğunuz zaman bunlara da dikkat edin. Başkasının yanlış şeylerine, görünmesi istenmeyen yerlerine bakmayın, bakmayın. Evet, burada meclis yol kenarı, yol kenarında olanlar sormuş ama geneldir. Camide toplanmak bir meclistir. Camide şarkı söylenir mi ya? Cami zikir yeri, ibadet yeri. Camide dedikodu edilir mi ya? Cami zikir yeri, ibadet yeri. Yanlış şeyler olur mu camide? Caminin hakkı bu. Başka yerlerde de nefesler, saniyeler hep hesabını vereceğiz diye. Nerede olursa olsun bir yere geldiniz mi, meclislerin hakkı Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikretmek, dosdoğru olan yolu göstermek ve gözleri yere indirmektir. Müslümanlar böyle olmalıdır. Yardımcı olmalıdır. Müslümanın üzerinde hakları var. Nasihat istediği zaman nasihat vermek, işte yol göstermek bunlardan birisidir. Garip gelmiş, boş ver ya, bana ne? Ne halt ederse etsin, yo. Müslüman olmasa bile o adam insandır. İnsan da yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak yaratılmış gelmiştir. İnsan olmak hasebiyle yardımcı olacaksın, sahip çıkacaksın ona. Ne istiyorsun, yardımcı olabilir miyim diye. Ve bunu Allah rızası için yapacaksın. Peygamber emrediyor. Din kardeşliği adını yapacaksın. Şimdi 1994'te Amerika'da, New York'ta dolaşıyoruz. Müslümanla Müslüman olmayanın farkını size söyleyeceğim şimdi. Otobanda gidiyoruz. Oğlan baktı.
Kırmızı işaret yandı. Benzin yok. İndik aşağıya. Benzinimizi aldık. Parasını verdik. Yola çıkacağız, devam edeceğiz. Hedefimiz var, gideceğimiz yer var. Ama dolaşıyoruz, dolaşıyoruz. Bir türlü otobana çıkamıyoruz. 28 milyonluk şehir. Nereden çıkacağız? Bir türlü dolaşıyoruz, dolaşıyoruz, çıkamıyoruz. Birisine diyoruz, diyor işim var benim diyor. Evet, merhaba diyen yok. Çağrıyı benzinciye gidip, benzin aldık ya, iyilik, para verdik ya. Benzinciye gittik, orada siyahi doldurup duru. Dedik ki, otobana nereden çıkılıyor? 2 dolar dedi. Evet, Allah şahittir. 2 dolar dedi, verirseniz tarif ederim. Pazarlık ettik 1 dolara. 1 dolar verdik de bizi yolu tarif etti. Müslüman böyle olmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Erşidüs sebil. Yolu gösterin adama. Bedava gösterin. Rıza-i bari için gösterin. Müslüman Müslümanın insanın kardeşidir. İyilik edeceksiniz. Dışarıda bulunmak onun bulunduğu yerde bir meclis. Hakkı budur diyor. Hakkı budur. Her şeyi paraya bağlamayacaksın. İnsanlık adına daha çıkaramadı. Bir dakika. Hemen atlayacak arabaya, önünü çıkaracak, buyurun diyecek. Cennete gitmenin yolu çok. Allah'a ulaşmanın yolu çok. Birisi bu olabilir. Bu basit işten dolayı Allah sizin hoşunuza gider. Allah'ın hoşuna gider. Sarmayın bunu diyebilir. Hakim mutlak o. Böyle basit beleş işleri kaçırmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel buyruğunu kulağınıza küpe edin, küpe edin. Doğruyu arayana gösterin. Ticaret erbabısınız, dükkanınız var. Geldi birisi dedi ki, ben dükkan açacağım dedi. Benim rakibim olacak demeyin. Razzak-ı alem olan Allah'tır. Herkem rızkını o verir. Sen dalak, ben verek. Öyle demiyor musunuz siz? Sen gayret edersin, Allah da verir. Bana rakip olacak bu diye yanlış tarif etmeyin. Dost doğru yol neyse, evladım bu iş böyle tatlıdır ama şu riskleri vardır, şu iyilikleri vardır diye bildiğinizi söyleyin. Erşidüs sebil. Sadece yolda, efendim şu cadde şuraya gider değil. Bu konularda da veya bir tanıdığınız adam yanlış iş yapıyor. 2 dakika konuşabilir miyiz? 2 tıkırdaşalım. Maksadın? Ya işte bak görüyorsun yani yanlış işler yapıyorsun. Sanki bana öyle geliyor. Bunun sonu ne? Bu işlerin sonu ne? Diye onu uyar. Dost doğru yolu göster ona. Başkasının ayıplarında arama. Guttul basa absar. Gözlü de dışarıda olduğun zaman mutlaka yere indir. Haramlara bakma, casusluk etme. Evet, Kur'an-ı Kerim'de zaten ve la tecessesu. Tecessüs etmeyin. Başkasının gizli şeylerini böyle göz kulak olup araştırmayın. Evet, kul lil müminine yahuttu min absarihim. Habibim, mümin erkeklere söyle, gözlerini yere indirsinler. İlin karılarına, kızlarına, beline, bacağına bakmasınlar. Kul lil mu'minati yagudutna min absarihinne. Mümine kadınlara da söyle Habibim. Onlar da erkeklere şuna buna bakmasınlar. Gözlerini yere indirsinler. Avret görünmesini istemediği kimsenin görüşünü istemediği yerlerini araştırıp durmasınlar. Gözlerini oralara dikmesinler. İşte dışarıda bulunmanın, bir mecliste bulunmanın böyle şeyleri vardır. Azıcık daha isterseniz genişletelim değil mi? Adam şimdi koşturuyor. İşleri var, İstanbul'a gelmiş. Biz bunları çok görüyoruz. Falanca demediğimiz için bir durumu ortaya çıkarmak açısından dedikodu olmaz bu. Yorulmuş, pili bitmiş adamın karşımıza gelir gelmez uyumaya başlıyor. Hem de güzel bir derin horluyor ama. Herkes bıyık burkuyor şimdi, bıyık burkma. Bıyık burkmadan, adamı küçümsemeden
usulca arkadaş uykun kaçtı dedi. Kalk abdestini tazele gel. Evet camide direğe dayanarak uyursa adam, direği çekiversen düşecek olursa abdest gider. Abdest gider. Böyle. Yani onu gülme ona. Aynı şey senin yarın da senin başına gelebilir. Aa, orada da işte ayıplamamak lazım. Ona yardım etmek lazım. Onu uyarmak lazım. Müminin görevlerindendir bu. Evet bunları düşününüz. Bunu düşününüz. Evet. Bu hadis-i şerifi Tabarani Sehl İbni Huneyf'den nakletmiş. İbni Vahib el-Ensari'den nakletmiş. Nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor yine. Eddül azaim. Azimetleri yapın. Azimetleri yapın. Nedir azimet? Azimet kuvvetli niyet. Köklü, kuvvetli, devamlı kasıt, niyet demek. Niyet demek. Mesela aklınızdan bir şey geçer. Bu değil. Bu azimet değil. O aklınıza gelen şey duruyor. Günlerce devam ediyor. Ben bunun gereğini yapayım diye projelendiriyorsunuz, plan ediyorsunuz. Aha buna azimet derler. Azimet derler. Böyle suça azmettirmek bugünkü kanunlarda da var. İslam'da da böyle azmetme durumuna gelmişse kafanızdaki kötü niyetler o zaman yazarlar. Azmetme durumuna. Geceniz, gününüzü, saniyeleriniz hep o işgal ediyor. Devamlı proje halinde kafanızda o var. İşte o size sorulur. Böyle değil. Gelip geçiyor. O sorulmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunun şeysi var. Azim kelimesinin şeyi var. Taha suresinin 115. ayetinde وَلَقَدْ اَحِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Adem aleyhisselam, Havva anamız yaratılmış. Ondan sonra secde et emrini vermiş. Melekler etmiş. Şeytan etmiyormuş. Benim aslım alevli ateşten, Adem'inki kokar balçıktan, kurumuş çamurdan, salsal min hamle'in mesnun. Bu çamurdan, ateş o kokar çamurdan daha üstün. Benim aslım üstün, kendi mantık, kendinin mantığını kullanıyor. Halbuki yaradana baksana, işin aslına baksana. Oradan kibirine, gururuna, hasedine binaen Adem aleyhisselam secde etmiyor. Allah'ın emrine karşı geliyor. Şeytan Allah yok demedi. Allah'ın emrine rast çekti. Dinlemiyorum emrini dedi. Onun için iblis oldu. Şeytan oldu. Daha evvel makbuldü. Ama bütün yanlışların, kafirlerin, zalimlerin, Allah'ın düşmanlarının önderi oldu. Allah'ın emrine rast çektiği için. Adem aleyhisselam Havva anamızı cennete soktu Allah. Cennet çok güzel. Allah girmeyi nasip etsin. Bütün ümmeti Muhammed'le. Evet. Öyle söyledi. Her şeyi yiyin için وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَرَةَ. Şu ağaca yaklaşmayın. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Zalimlerden olursunuz. Ha diye ahitleşti. Tamam mı Adem? Tamam. Ahit o demek değil mi? Öyle diyor. Biz وَلَقَدْ اَحِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ. Daha evvel biz Adem Aleyhisselam'a böyle anlaşmıştık. Taahhüt vermişti bize. Ahitleşmiştik. Ama velem necid levur azme. Ama biz onun azimkar bulmadık onu. Bu sözünde devamlı sabit kadem olmadı. Bir süre sonra yasak meyveden yedi. Yasak ağaçtan yedi. Onun üzerine inin aşağı dedi. Yeryüzüne indirdi Allah. Sri Lanka diyorsunuz siz şimdi, Serendip Adası'na indi o Adem Aleyhisselam, Havva anamız Cidde'ye. O yıllarca gözyaşı döktüler. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin dediler.
neticede Allah tevbelerini kabul etti ve Arafat'ta buluşturdu vesaire. Evet, orada azim kelimesi geçiyor. Şimdi bizim burada kastımız ettül azaime, ibadetlerin böyle kesin azimli kararla yapılabilen zor olanlarını yerine getiriniz. Zor olanını getiriniz. Ama vakbelur ruhas, ruhsatları da kabul edin ha. Ruhsatları da kabul edin. Gerektiğinde Allah'ın ruhsatlarından da yararlanın. Ruhsat kolaylık demek. Allah kolaylık vermişse onları da sofuluk yapacağım diye reddetmeyin. Onları da kullanın. Evet. Kolaylığın zıttı ruhsat, zorluğun zıttı ruhsat. Azimette zor olan şey, ancak kesin kararlı, azimli olanlar yapabilir onu. Böyle azime, hep azimetleri yapacağım diye kendinizi zora koşmayın. Anasını da ruhsatları kabul edin. Herkes bunu yapamaz. Yapmak kahramanlıktır. Yaparsanız Mevlana olursunuz, Yunus olursunuz. Ama herkes Mevlana olamaz. O iş ayrı bir kabiliyet. Son derece üstün yaratılmış. Daha doğuştan hazır. Allah'ın bir lütfu tabii. Yani hiç olmaz demek değil ama çok zor o işler. Bunları yapın da bu çok kazandırır çünkü. Herkesin yapabileceğini yapmak güzel bir şeyi, sevap kazandırır. Ama herkesin yapamayacağı zor işler yapmak kahramanlıktır. Büyük şey kazandırır. Fakat herkes bu kahramanlıkları, fedakarlıkları yapamaz. Azimetlere göz dikin. Kararlı olun. Azimli olun, yapın da kolaylıkları da gerektiğinde kullanın. Onu da kenara atmayın. Bu din kolaylıktan ibarettir. Bu dinde zorluk çıkarmayın. Allah Celle Celaluhu ibadeti kabul etmekten yılmaz. Ama siz başlarsınız, ben günde şu kadar kılacağım, şu kadar tesbih çekeceğim demeye, bir süre sonra aman bunun da biteceği yok deyiversiniz. Bu iyi değil. Bir dolu yağıyor, bir kurak. Böyle değil. Bir karara olan iyidir. O diyor, öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Afdalul amel edvamuha ve in kalle. Devamlı, az olsa da devamlı olandır. Bir karara giden ameller daha makbuldür. Bir var bir yok değil. Böyle planlı projeli. Ne kadar güzel. Biz neye geri kalıyoruz? İslam alemi neye geri kalıyor? Plansız, projesiz adam olduğumuzdan. Adamlar uyku saati, misafirle konuşma saati, aile hayatı, iş hayatı böyle saat gibi kendilerini ayarlamışlar. Hiç bozmuyorlar bunları. Hiç bozmuyorlar. Planlı, projeli, programlı, disiplinli çalıştıkları için de mesafe kaydediyorlar. Ama biz yumurta ağzına geldi mi folluk arıyoruz. Bir var bir yok. Onun için geri kalıyoruz. Burada o var işte. Böyle azimli olun, prensipli olun, kararlı olun. Hedefiniz olsun, böyle katı, kesin bir niyetiniz olsun. Azimli olun ama kolaylıkları da kabul edin. Kabul edin. Yoksa kalkan alırsınız. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.